Mahalle kapalı. Burada ikamet edemezsiniz. Şubat 2022'de başlayan bir hükümet planıdır. İçişler Bakanlığı'na göre bu plan ülkedeki yasa dışı mültecilerin sayısını azaltmayı hedefliyor. Amaç, herhangi bir yerleşim bölgesindeki mülteci sayısının mahallenin toplam nüfusunun %25'ini geçmemesini sağlamak. Daha sonra ise herhangi bir mahalledeki Suriyelilerin oranı, mahalle nüfusunun sadece %20'si ile sınırlandırıldı. Zorlayıcı ve kısıtlayıcı önlemler yoluyla olsa bile kararın hayata geçmesini istendi. Uygulama Ankara'nın Altındağ mahallesinde başladı ve 4514 Suriyeli mülteci şehirdeki diğer mahallelere nakledildi. Bugün bakanlığa göre Türkiye'nin çeşitli illerinde daha fazla Suriyelinin yaşamasının yasak olduğu mahalle sayısı 1169'a ulaştı. Bu karar mültecilerin hayatlarından nasıl bir etki bıraktı? Günümüzde kolayca kiralık bir ev bulan bir mülteciden söz edildiğini duymak nadirdir. Yasaklardan sonra ise artık bu mümkün değil. Üstelik bu uygulama henüz yasağın kapsamadığı mahallelerde ev sahiplerinin kiraları kat kat arttırmaya teşvik etti. Mültecilerin kalacak yer bulmasını engelleyen bu kararın onların hayatlarını nasıl alt üst ettiğini merak ediyorsanız cevabı size kısa bir hikaye ile anlatacağım. Diyelim ki yasak kapsamında olmayan bir mahallede nüfus kaydı olan bir mültecisiniz. Ev sahibi sizi evden çıkarmaya karar verdi. Nereye gidersiniz? Yine yaşamak zorunda kaldığınız bölgede ev sahiplerinin sömürüsüne maruz kalmaya mahkum olursunuz. Sonuç olarak insan hakları örgütleri, belirli mahalleleri mültecilerin ikametine kapatan kararı, uluslararası yasalarla güvence altına alınan hareket, özgürlüğünün ihlali olarak nitelendirdi. Bu durum zaten mültecilerin karmaşık olan hayatları daha da karmaşık bir hale geldi. Siz bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz?